Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere ergenlik döneminde görülen bedensel değişimlerden bahsedeceğiz. Yani bu bedensel değişimleri anlatırken 3 bölümde inceleyeceğiz. Sadece kızlarda görülen bedensel değişimler, sadece erkeklerde görülen ve her ikisine ortak olarak gerçekleşen bedensel değişimlerden bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz önce ortaktan başlayalım. Şimdi boy ve kiloda artış. Ergenlik dönemine girdiğimiz zaman arkadaşlar boy ve kiloda birdenbire ne yapıyor? Bir artış oluyor. Çünkü mitoz bölümü ne yapıyor? Hızlanıyor. Daha sonra ne oluyor? Deride yağlanma ve sivilce oluşma. Yani bu olay hem kızlarda hem de erkeklerde ortak olarak gerçekleşiyor. Derimizdeki yağ hücreleri biraz daha hızlı çalışıyor. Özellikle işte bu yağ hücreleri çok çalıştığı için dışarı çıkamıyor. Çıkamayınca da derinin altında birikiyor ve orada da sivilce oluşuyor. Sivilceleri ne yapmıyoruz? Patlatmıyoruz. Devam ettik. Ondan sonra koltuk altı ve genital bölgede ne yapıyor? Kıllanma olayı artıyor. Ha buradaki kıllanma sakal, bıyık değil arkadaşlar. Normal koltuk altı ve genital bölgede kıllanma görülüyor. Üreme organları bu dönemde ne yapıyor? Gelişiyor. Daha önce kalıtsal olarak gelen cinsiyet burada ikinci cinsiyete dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar bakın hatırlayalım. Şimdi bizim bir birinci cinsiyetimiz bir de ikinci cinsiyetimiz vardı. Neydi o birinci cinsiyet? Anne babamızdan gelen XX ve XY kromozomlarıyla sahip olduğumuz cinsiyet. Biz buna birinci cinsiyet diyoruz. Ama hormonların etkisiyle meydana gelen ergenlik döneminde hormonun etkisiyle meydana gelen bedensel değişimler ise ikinci cinsiyet diyoruz. Bunların da sebebi neydi? Şurada göstereceğim arkadaşlar. Şimdi erkeklerde erkeksel özellikleri ortaya çıkaran hormonumuz neydi? Testosteron hormonu. Kadınlarda kadınsı özellikleri ortaya çıkaran neydi? Östrojen hormonu. Bu şekilde ne yapıyor? Erkekte erkeksel özellikler, kadında kadınsı özellikler başlıyor. Ondan sonra diğer maddeye geçelim. Şimdi sadece kızlarda görülen özellikler yağ dokuda artış. Kızlarda yağ dokuda artış görülürken erkeklerde kas dokuda artış var. Yani testosteron hormonu, bir başka deyişle steroid dediğimiz hormon ne yapıyor? Erkeklerde kas dokunun kadınlara göre daha fazla artmasına sebep oluyor. Yani şuradaki yağ dokudaki artışları lütfen şöyle yanlış anlamayalım. Hani aşırı kilo, fazla kilo anlamında değil. Nedir buradaki? Kadınsı görünüme sebep olan vücut hatlarını oluşturan dokudur. Ondan sonra yine kızlarda ergenlik döneminde ses ne yapıyor? İnceliyor arkadaşlar. Erkeklerde ise kalınlaşıyor. Şöyle düşünün. Telefonda hiç tanımadığınız bir insanın sesini duyduğunuz zaman o sesin bir kadına mı bir erkeğe mi ait olduğunu ne yapabiliyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Demek ki sesler birbirinden farklı. Üstüne üstlük o karşıdaki insanın bir çocuk mu yoksa bir yetişkin olduğunu ne yapıyoruz? Yine ayırt ediyoruz. Demek ki arkadaşlar bu dönemde erkeklerde ses kalınlaşıyor. Kadınlarda ise ne yapıyor? İnceliyor arkadaşlar. Zaten bunu biliyoruz. Ergenlikle beraber bu dönemde kadınlarda ne üretim başlıyor? Yumurta üretimi. Daha önce anlattığımız gibi yumurta ne yapıyor? Üretiliyor. Erkeklerde ise sperm üretimi başlıyor. Ondan sonra bakalım. Kadınlarda yumurta üretimiyle beraber her ay gerçekleşen menstrual döngü denen arkadaşlar adet kanaması görülüyor. Yani ne yapıyor? Kadınlar yumurtayı üretiyor. Ürettikten sonra döllen olmazsa ne yapıyor? 28 günün sonunda bunu vücuttan ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. İşte biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Adet kanaması diyoruz. Ondan sonra yine tabii ki ilk maddeyle yine bağlantılı bir şekilde şimdi yağ dokuda artış dedik ya, işte bu yağ dokudaki artış özellikle kadınlarda göğüs ve kalça bölgesinde neye sebep oluyor? Büyümeye sebep oluyor. Erkeklerde şuraya unuttuğumuz bir madde yazalım. Ne gerçekleşiyor? Sakal ve bıyık oluşumu. Onu da şuraya ekleyelim. Sakal ve bıyık oluşumu. Evet. Ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu değişimlerin tamamı aynı anda gerçekleşmeyebilir. Yani sınıfınızdaki bir arkadaşınızın bir tanesi çok sivilceli olup diğeri de az sivilce olabilir. Ne bileyim bir tanesinin sesi kalın diğeri ince olabilir. Çünkü ergenliğe herkes aynı yaşta giremiyor. Bir defa şunu bilelim. Kızlar erkeklere göre ergenliğe daha hızlı giriyorlar. Bir defa bu dünyanın her yerinde aynı. Dünyanın her yerinde aynı yaşta da girmiyorlar arkadaşlar. Sıcak bölgelerde yani Afrika'da ergenliğe girme yaşı daha küçük.
yukarı doğru daha böyle soğuk merkezlere doğru, ülkelere doğru çıktıkça ise ergenliğe girme yaşı ne yapıyor? Biraz daha öteleniyor arkadaşlar. Evet, yani bunların hepsi arkadaşlar geçici bir dönemdir. Bu evrenin sonunda kendi kişiliğinizi, kendi yönünüzü sahip olacaksınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.